Tartışmasız hayatımın en heyecanlı, en güzel günüydü. İşte siz de duyuyorsunuz. Uzun süre performansınız ayakta alkışlandı. Mutluluğumuzun tarifi yoktu. Rüya gibi bir yolculuğun finali ancak bu kadar güzel olabilirdi. Fantastik bir son. Başladığı güne götüreyim. Bir yıl kadar önce yine bir müzikal sonrası öğretmenlerimiz ile yeni yıl hangi müzikali yapacağımızı konuşuyoruz. O güne dek 8 Broadway müzikali yapmış bir ekibiz. Yine ne deneyebiliriz tartışma konumuz bu ve bu kez mizahın hakim olduğu bir hikaye olmasını istiyoruz. İşte Shrek böylece yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. It's a big bright beautiful world. Sonra okul bitiyor, uzun bir yaz tatili. Ardından Eylül ayında müzikal çalışmaları tekrar başlıyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte 35 kişilik dev bir ekibimiz var. Yaz tatilinde öğretmenlerimiz Shrek senaryosunu tekrar elden geçirmişler, çeviriler yapılmış, hatta içine orijinal metinde olmayan birçok mizah öğesi eklenmiş. Rol dağılımı genelde gönüllülük esasına dayanıyor ama Shrek, Fiona, Lord Farquaad rolleri için Ferhat, Nisan ve Teoman konusunda hepimiz çok ısrarlıydık. Aynı anda hem Snow White hem de Slave rolünü üstlenmem benim için hem yorucu hem de çok zevkliydi. Bazen bu sahnelerin provasında gülmekten oynayamadığımız oldu. Ayrıca provalar sırasında çok da eğlendik. Hatta müzikal esnasında dahi çok güldüğümüz durumlar oldu. İşte birkaç örnek. Arkadaşlarımızın sesine kulak verelim. Biz dekorla çalışıyorduk ve gerçek müzikalde dekoru koymayı unuttuk. Çanta koymamız lazımdı. Akın'la provalardaki gibi yapıp çanta alır gibi yaptı ve çantayla yürür gibi yaptı. Biz de buna çok güldük. WhatsApp Blog şarkısından sonra Teoman'ın beni beklemesi gerekiyordu. İçeriden rapor alıp sahneye gelmem gerekiyordu ama Teoman biraz hızlı davrandı ve ben sahneye raporsuz çıktım. Bu yüzden Ferhat'a yani Shrek'e elimde rapor varmış gibi yaptım. Seyirciler ve arkadaşlarımın bayağı güldüler. Fiona yani Nisan normalde ilk yatağı çıkartıp üstüme yapması gerekiyordu. Ama yatakla birlikte kayarak yani yatağın altında tekerlekler olduğu için kayarak sahnenin ortasına girdi ve biz buna çok güldük. Evet, Shrek Nisan'ı kurtarırken, Shrek diye bağırırken Nisan çığlık atması öyle bir çığlık attı ki öyle herkes öyle zıpladı ve Delphi normalde Shrek'ten korkması yerine Nisan'dan korktu. Ben yüzümü göremediniz, çok merak ettiğiniz Shrek. Beni ilk kez görüyorsunuz çünkü gösteri sırasında maskem vardı. Selamlama sırasında çıkaracaktık maskeyi fakat çıkaramadım. Çünkü yani mikrofonum düşüyordu. Sahnelik müzikalimizdeki seyircinin bile hissetmediği ama bizim fark ettiğimiz ve hala gülmekten kırıldığımız anlar. İşte müzikal çalışmalarında hayatımız boyunca dudaklarımızda tebessümle anmamızı sağlayan şeyler bunlar. Komedi bir müzikal olmasının yanı sıra Shrek müzikalinin bir farkı daha var bugüne kadar oynadığımız müzikallerden. Ne Aida, ne Lion King, ne de diğer oynadığımız Cats, Little Mermaid, Aladdin, Beauty and the Beast Türkiye'de oynanmıştı. Ancak Shrek Talimhane Tiyatrosu'nda profesyonel bir kast tarafından Türkçe sahneleniyordu. Hemen onlarla tanışmak, oyunu seyretmek üzere organize olduk. Önce oyunu seyrettik, ardından ekiple bize çok faydası dokunan bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Müzik
Arkadaşlarımla konuşurken hepimiz oyunu çok beğenmiştik beğenmesine. Ama kendi yaptığımız müzikallere göre makyaj ve kostümleri zayıf bulmuştuk. Öğretmenlerimiz de bize alt verdi mi bilmiyorum. Ama bu söylediğimizde hep birlikte çok güldük. Şimdi dans çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki müzikalin 3 temel ayağı var. Drama, koro ve danslar. Ve belki de en zoru danslar olmalı. Çünkü bazen aynı anda 35 kişi hem akrobatik hem senkronize hareketleri bir arada yapıyorduk. Sahnede seyircinin karmaşık bir koşuşturma seyrettirmemek için provalarda çok disiplinli çalıştık. Aynı anda hem dans edip hem de şarkı söylemek işte müzikali müzikal yapan en önemli unsur. Bazen arkadaşlarımla konuşurken biz nasıl oluyor da birbirimize çarpmıyoruz, ışıklar söndüğünde kulisin yolunu buluyoruz dediğimiz oluyor. Sanırım çalışma ve deneyimin ardından sezgisel yürümeye başlıyor her şey. Çünkü çoğu zaman ne yapacağımızı düşünmeye bile zamanımız olmuyor sahnede. İşte müzikalimizin en önemli danslarından bir prova izliyorsunuz. Aynı zamanda Shrek müzikalinin lokomotif parçalarından biri. Araya girmeyin, beraber dinleyelim. Önce müzikalden birkaç kez ufak bölümü Ortaköy'de Bahar Şenliği'nde ve Vümet'te Panayır'da sahneliyoruz. Bu gördüğümüz ilgi 11 Mayıs'ın bir provası olsa gerek. Gün. Müzikal öncesi misafirler kokteyle sohbet ederken biz kulise son hazırlıklarımızı yapıyorduk. Makyaj, kostümler, diyaloglar ve bir nevi meditasyon ayini sayılabilecek olan sessizlik provası. Okulumuzdan mezun olmuş ve önceki müzikallerde rol almış arkadaşlarımız da tabii ki oradaydı. Ne kadar doğru olursa bilmiyorum ama gerçekten o zamandan beri müzikallerin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Özellikle dil açısından ve ses kontrolü ve kendi insanın başka insanların karşısında duyduğu güven açısından insanın çok şey kattığını düşünüyorum müzikallerin. Şu an ben Cavlan Anadolu Lisesi'ne gidiyorum ve burada müzikallerden kazandığım İngilizce tecrübesini de orada çok rahat kullanabildim. Kendi lisemde bana özgüven getirdi bu müzikaller. İngilizcem artık daha iyi. Onun haricinde ben de Ayda'da başlamıştım. Sonra Lion King, The Little Mermaid, Aladdin. 4 tane müzikalle oynamıştım. Hepsi bana büyük bir deneyim olmuştu. Evet, artık seyirciler geldi. Salon tıklım tıklım, bir tek oturacak boş koltuk yok.
Ayakta İnsanlar reji sahne ışıklarını kapadı. Kaan öğretmenin Feryal öğretmene göndereceği işaretle Maya karanlıkta sahneye çıkacak. Yere oturduğunda ışıklar açılacak. Müzik girecek ve şölen başlayacak. Haydi iyi seyirler. Hello.